Görün başkanım. Valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvençer adına verilen bu yemeğe hepiniz hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sinop'ta mahiyette çalışıyorum Sayın Valim. Sonra Manisa'da buluştuk tekrar Sayın Valim'le. Benle beraber yine beraber çalıştığımız başka kaymakam arkadaşlarımız da var, valim arkadaşlarımız da var. Bana Sayın Valim atandığı zaman sordular nasıl bir insan diye. Malumunuz tak eskiden çalışanlara bir danışırlar. Ben vicdanlı birisi olduğunu, dürüst birisi olduğunu, çalışkan birisi olduğunu ama en önemlisi hani böyle çok söylerler halka halka hizmet, hakka hizmettir. Şimdi bu söylemde bir içeriğinde çok fazla bakmaz da insanlar. Bunlar bir tür söylerdir. İşte burada bu kavramı tam için doldurarak yapmaya çalışan bir büyüğümüzdü. Her ne kadar sözcülüysem etmişsem de affola. Tekrar kolaylıklar, selamlar diyorum. Kendisine de geçmiş yaşamında başarılar diliyorum. Biz himayelerinde çalıştığımız günden bugüne zorlaştırmayıp, kolaylaştırmayıp, nefret ettirmeyip, sevdirmeyip, ayrım yaptırmayıp, birleştirmeyip, dikleşmeden elif gibi dimdik durmayı bizlere öğreten, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız tüm hataları, kusurları tölere ederek, doğrusunu, güzelini, iyisini bizlere gösteren, bizlere devlet malını kullanmada çok dikkatli olmamızı ve tasarruf etmemizi söylerken, sevgisinden hiç tasarruf etmeden bizleri seven, tebessümünü hiçbir zaman bizlerden eksik etmeyen, fikirleriyle bizlere yeni ufuklar açan, Sayın Valim, kıymetli büyüğüm, hakkınızı bizlere helal etmenizi istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ailenizle, çocuklarınızla mutlu ve huzurlu bir hayat diliyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Yolu ve bahtı açık olsun Sayın Valimizin. Bu ülkenin, bu milletin Sayın Valimiz ve onun gibilere çok ihtiyacı var. Allah şahittir ve biz de şahidiz ki görev süresi içerisinde hiç dinlenmeden ya da biraz rahatlayayım, nefes alayım diyebileceği zamanlar oluşturmadan Manisalılara ve aziz milletimize daha çok hizmet edebilmek için bütün samimiyetiyle birlikte çaba ve gayret sarf etti. Rabbim sizden razı olsun. Biz sizlerden razıyız ve inşallah sizi kamil manada laf olsun diye değil, gerçek manada da unutmayacağız. Evet, duygulu olmam gayet doğal. Sevgili eşimle beraber, kıymetli valimin ve çok değerli eşler hanımefendinin huzurunda böyle müstesna bir akşamda, duygu dolu bir akşamda, sevgili meslektaşlarım, değerli abilerim adına, kıymetli valime, onlar adına duyguları hitap etmenin elbette büyük onurunu yaşıyorum. Hitap etmeye çalışacağım, konuşmaya çalışacağım. Kıymetli valimi muttaki bir mümin, mütevazi ve önder bir lider ve bilge bir insan olarak tanımlarsam zannediyorum herhalde hepimizin gönlü huzurlu olacak. Ayrıca Bestami Yazgan'ın şiirini çok severim. Diyor ya, incitme, kulu incitme, yolu incitme, gülü incitme, insanı incitme. Ne güzel, incitmeyen bir vali. Güzellik Manisa'nın güzelliğidir. Ey Manisalılar, Allah sizden razı olsun. Çünkü siz kıymetli valimin hizmetkar anlayışıyla bu nurlu ve kutlu kente hizmet ettiği bu kentte kendisini yalnız bırakmadınız, haddimi aşmadan şükranlarımı arz ediyorum. Allah da razı olsun diyor. Bu aziz millete hizmet eden, bu yüce devlete hizmet eden, gittiği yeri şenlendiren, neşelendiren, bereket götüren kıymetli valime, kaymakam ağabeylerim adına, kardeşlerim adına, çok sevdiğim bu güzel insanlar adına şükranlarımı arz ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız. Böylesine geceleri hep yaşadık. Hep duygusal konuşmalar.
duygusal anlar. Gerçekten gelecekte Sayın Valime tatlı bir anı, huzur verecek geceler olarak düşünüyoruz. Her ayrılık bir hüzün ama yeni bir yaşam sayfası. Ben inanıyorum ki Sayın Valim bu süreçten sonra değerli evlatlarıyla, öncelikle eşiyle, torunlarıyla çok huzur içerisinde, mutluluk içerisinde daha güzel günleri yaşayacaktır. Sayın Valim görev yaptığı süreçte çok zor günler oldu ama adalet duygusunu hiç zedelemedi ki. Bugün koşa koşa bir can dostumu, bir arkadaşımı mutlu bir gününde yalnız bırakmamak veya bir askere uğurlamada arkasında yanında olmanın anlamını düşünür heyecanla buraya geldim. Bütün kamu görevlilerine Allah yaptıkları görevden ayrılırken hep arkasından böyle sözlerin samimiyetle söylenmesini nasip etsin. Bizim çocukluktan beri izimiz olan bu şehre geldiniz, 2 yılda bizden çok izler bıraktınız. Arkanızda sizden razı gönüller, sizi seven kalpler bırakıyorsunuz. Dönüp geldiğinizde ama emeklilikte ama başka görevler sırasında sadece benim değil, burada yüzlerce binlerce eviniz sizi konuk etmek, bağrına basmak ve yeniden hoş sohbet etmek isteyen, sizi seven kardeşleriniz var. Yolunuz açık olsun. Sizi seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tensip buyururlar. Saygıdeğer milletvekillerim. Sonrasında küçük bir meşruhatla başlamak istiyorum. Lütfen kusuruma bakmayınız. Şu anda son derece duygusalım ve tek hakim olan samimi sevgim, saygıdeğer milletvekillerimi de görevleri gereği değerli hemşehrilerimizi temsil etmeleri sıfatları sebebiyle ayırdım. Aynı sevgi çemberinin içerisinde teker teker saymaksızın buradaki bütün kardeşlerime topluca değerli arkadaşlarım diye hitap etmek istiyorum. Lütfen kusuruma bakmayınız. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. 2 yıl 4 ay içerisinde çok müteferrik sebeplerle hitap etmek zorunda kaldım sizlere. İlk kez heyecanlıyım. Kelimeler tabiri caizse boğazımda düğümleniyor. Çok uzatmamaya gayret edeceğim, pek becerebildiğim bir şey değil ama bu duygu yoğunluğu içerisinde birkaç cümleye sığdırmak istiyorum. Öncelikle hep coşkuyla, mutlulukla selamladım sizleri ve görevim gereği temsil sıfatıyla şahsım, vilayetim, devletim, değerli hemşehrilerim adım dedim. Bugün bir veda akşamında sizleri şahsım ve değerli eşim adına elbette yine gururla, onurla, mutlulukla ama bunlara eklenmiş bir ayrılık hüznüyle selamlıyorum. Veda vakti, ayrılmak zor, hüznü yenmek zor. Ancak bu vakte de şükrolsun, bu fırsata şükrolsun. Pek çok arkadaşım belki benim de birazcık müteessir olabileceğim endişesiyle benim adıma da ayrılık hüznünün ötesinde üzüldüler, üzüntülerini ifade ettiler. Ancak farklı kelimelerle de ifade edecek olsak haddi zatında hayatımızın her anında olduğu gibi ilahi takdirin idari takdirde tecessüm ettiği bir varoluşla, bir yaratılışla karşı karşıyayız. Bize düşen öncelikle buna rıza göstererek teslim olmak ama insanca yaşayacağımız hüznü de şükran duygularıyla ifade etmek elbette. Öncelikle sizlere karşı şükran doluyum, minnet doluyum ve mahcubum. Bu
gecede saygıdeğer milletvekilimin ifade ettiği üzere uzun mesafeler kat ederek, zaman ayırarak, nezaket göstererek sırf bizler için, benim için, hanımım için davete icabet ettiniz. Söz alan arkadaşlarım samimi olduklarına elbette inanıyorum ama beni oturduğum yerde gerçekten boynumu bükecek, yüzümü kızartacak ölçüde mahcup edici güzel sözler söylediler. Keşke hak edebilmiş olsaydım, keşke gerçekten bunu hak etmiş olarak hissedebilmiş olsaydım. Mübalağalı ama güzel ifadelerdi. Tek belki kendi adımı kabul edebileceğim, şeksiz, şüphesiz, nizasız, hesapsız, samimi bir sevgiydi beni sizlerle birlikte kılan. Karşılığını fazlasıyla buldum. Bu ortaklaşa büyüyen, büyütülen bir şey. Her tayini bir ölüme benzetirim. O yüzden bu ana şükrolsun dedim. Bir gün gelecek. Şimdi bu seferde olduğu gibi 2 yıl 4 ayı hatta 33 yıllık meslek hayatını şöyle bir gözden geçirerek tasfiye etme fırsatı, böyle insanların yüzlerine bakarak yarı mahcup da olsa veda edebilme imkanı bulamadan pek çok şeyi ardımızda bırakıp gideceğiz. Helallik isteyemeden, eksik bıraktıklarımızı tamamlayamadan Allah'a çok şükür yaklaşık 11-12 gün oldu sanıyorum atama kararı çıkalı. 8. mesai günü. Bir fırsatım oldu. Elim vardığınca, zaman el verdiğince arkadaşlarıma veda etmek, helallik dileme fırsatı buldum. Eksik kalmış bazı işleri, bir kısmını tamamlayabildim. Ama sizleri sıkmak endişesinin yanı sıra bu özel anda en az konuşma hakkına sahip kişi olarak kendimi görüyorum. Zira Allah konuşmaktan ziyade bir şeyler yapabilmek adına bana bu vilayette 2 yıl 4 aylık bir zaman vermişti. Yapabildiğimi yaptım. Bugüne kadar söyleyebileceğimi söylemiş olmalıyım. Bu saatten sonra sadece ve sadece önce Hakk'ın rızasına ve takdirine teslimiyet, sonra da sizlerin yüksek gönüllülüğünün ve hemşehrilerimizin elbette helallik rabbelerine teslim olmaktan başka şansım yok. Haklarınızı helal ediniz. Bu meslek bize dünyaya çok bağlanmamayı, çok fazla bir şeyleri sahiplenmemeyi, belki kendini vakfetmeyi ama asla ve asla kendini ve sahip olduklarını vazgeçilmez kılmamayı öğretiyor. Ben sadece Manisa'dan değil, yarın sabah itibariyle inşallah 33 yıllık meslek hayatımdan da ayrılmış oluyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Artık bundan sonra inşallah İstanbul'da emeklilik hayatı bekliyor beni. Bulunduğumuz yerlerde inşallah Rabbim hepimize hayırlı hizmetler nasip etsin. Sizler hepiniz bu iradeyle, bu sevgiyle vatanımız, memleketimiz için bir şeyler yaptığımız sürece, o uğraşım içerisinde olduğumuz sürece mutlaka birlikte olacağız. Birbirimizden besleneceğiz, birbirimizden destek alacağız. Ben meslek hayatım boyunca geride bıraktığım insanların sevgilerini, iyi dileklerini, dualarını hep yanımda hissettim. Şimdi buna Manisa'da eklenmiş olacak. İnsan için bir ilk görev yeri, bir de son görev yeri elbette çok çok önemli. Müstakil vedalarımda da sıklıkla zikrettim. Manisa benim son görev yerim. Teknik olarak da son görev yerinin o kendine mahsus özelliği elbette olacak. Ayrıca bir de tekrara düştüğüm arkadaşlardan helallik diliyorum. Bu meslek mutlaka çok ciddi feragat gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor. Mutlaka çok ciddi bir sevgi, güçlendirilmiş bir aidiyet duygusunu gerektiriyor. Ama mütenakız bir şekilde bir başka görev yerine gittiğinizde de yeni görev yerinize çok süratle nüfuz için
o çok sevdiğiniz, çok sahiplendiğiniz, kabullendiğiniz yeri de tabiri caizse biraz derinlere gömmeyi gerektiriyor. Bir yeni yere alışabilmek adına. Artık yarından itibaren ben tabii ki özel hayatımda bir takım zorluklarla karşılaşacağım ama yeni bir şehrin, yeni bir görev mahallinin, yeni bir görev yerinin özellikleri, sorunları, projeleri Manisa'nın üzerine gelmeyeceği için Manisa kuvvetle muhtemel benim ve değerli eşimin hafızasında daha önce çalıştığımız pek çok yerden farklıca bir yer edinecek. Manisa'yı hatırladıkça sizleri hatırlayacağım, sizlerin sevgisini hatırlayacağım, sizlere karşı duyduğum muhabbeti hatırlayacağım. Bu bana kuvvet verecek, buna da çok ihtiyacım var. Dileklerinizin, ifadelerinizin samimiyetine inanıyorum ama lütfen arada sırada aklınıza düştüğüm zaman hayırla yad etmeyi, dua etmeyi unutmayınız. Tekrarlıyorum, şiddetle buna ihtiyacım var. İlk geldiğim sıra bir gün gelecek, ayrılık zili çalacak, veda vakti gelecek. O gün geldiğinde, helallik dilemek icap ettiğinde ben bütün hemşehrilerimden rahatlıkla helallik dileyebilmeyi ümit ediyorum demiştim. İnşallah, en azından bilerek kırıp dökmedim. Yine de bütün hemşehrilerimiz adına sizlerden bir kez daha helallik diliyorum. Manisa bütün unsurlarıyla ve potansiyeliyle yürüyordu. Ben büyük bir onurla, gururla sadece bu yürüyüşe refakat ettim. Verdiğimden çok aldım. Saronlu Kaymakamımız kendisini ziyarete gittiğimde kuvvetle muhtemel bir şairden itibaren parçalandık ve her bir parçamız bir köşede kaldı benzeri bir mısradan bahsetmişti. Parçalandık belki ağır ama yeniden olmak, oluşmak üzere dağıldık ama her bir parçamız bir köşede kalmadı. Tam tersine her bir parçamız yurdun her bir köşesinden yeni şeyler alarak bizi yeniden şekillendirdi. O güçle devam ettik. 33 yıl geride kalmış 33 yıl dile kolay anlatılsa ne hatıralar, ne acılar, ne tatlı mutluluk verici anlar. Ama Manisa'da beni ben yapan en önemli parçalardan biri olarak Allah ömür verdiği sürece benimle birlikte yaşamaya devam edecek. Manisa, ben biliyorum, görüyorum ve biliyorum, aynı zamanda da diliyorum. Çok yakın vadede kendisini çok aşarak, çok farklı olacak, çok güzel olacak ülkemizle beraber. Ben de takip edip izledikçe, duyup mutlu oldukça bu şehirde küçük de olsa benim de izim var deyip mutlu olacağım. Yeter. Yani hakkınızı helal edin. Daha fazla duygularınızı zorlayarak, cümlelerin, kelimelerin sınırlarını zorlayarak sizleri de yormak istemiyorum. Allah'a ısmarladık tekrar. Hakkınızı helal edin. Yolunuz, yolunuz, ülkemiz, Manisa'mızın bahtı açık olsun. Teşekkür ederim Nurkan abi. Oturun buraya. Çekelim. Buraya da bakalım. Yavaş, yavaş. Sayın Valim, tutar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli hazırlık, son olarak Sayın Halimize alkışlarımızla hakkımızı helal ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bundan sonraki yaşamında ayrıca sağlıklı, mutlu, başarılı yıllar diliyoruz. Amin, yukarıdayız.
Thank you.
Allah'a emanet.
Bir saniye Sayın Ağabey. Basın olunca özeniyorsun tabii değil mi? Özendim. Selçuk. Sayın Ağabey, bir de Selçuk pardon. Teşekkürler. Çekiyorum Sayın Ağabey. Şimdi... Sen dur, şata gelsin de. Köşede bir şey isteme. Daha önce gördün mü? Evet. Maşallah. Şeyde girmişti sandım. Evet. Biçilmeliydi bir yerde. Ha, evet, seni evet, çekiyorlar. Bunu biliyor. Valide dede. Sen nasıl yapacaktın? Dede. Hani dede. Valide dede. Gel bana. Hadi dedeyim. Hadi dedeyim. Hadi dedeyim. Gel bana. Valide dede. Aferin kuzum. Babayı da alalım mı? Köşek böyle gelme. Bozum verdim. Sen ben çekiyorum. Vallahi bilmiyorum.